Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta Almanya'nın en güzel şehirlerinden olan Köln'den sesleniyoruz. İyi pazarlar diliyorum. Gülnaz Ajans Akademi'nin kurucusu, sahibi Gülnaz Hanım yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Gülnaz Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyiyim. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet. Büyük bir tesadüf oldu burada. Bir araya geldik. Nasıl gidiyor çalışmalar, hayat? Vallahi hayat aynı şekilde devam ediyor. Koşturma, ajansının kolu olarak akademimizi de kurduk. Şükür. Çok güzel gidiyor. Evet. Bu arada sinemanın Kraliçe Kraliçesi adlı bir proje var. Ondan biraz seyircilerimize bahseder miyiz? Türkiye'de de herhalde devam ediyor şu anda o proje. Tabii ki. Zaten kurucuları Türkiye'de. Ben de Avrupa ayağı olmuş oluyorum. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasının. Onun çalışmaları başladı. 2 yıldır zaten devam ediyor. Gençlerimize burada Avrupa'dan kapı açmış oluyoruz. İleriki dönemlerde inşallah sizlerle de çalışacağız. Sizin programın i̇nşallah. Aracılığıyla da inşallah duyurularımızı gençlere duyuracağız. Onlara kapılarımızı açacağız. Güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ciddi bir kapı. Sizler de zaten ciddi işler yapıyorsunuz. Ben evet, de her programa davet ediliyoruz ama gitmiyoruz. Sağ olun. Ciddi insanlarla. Tabii ki ben hemen şunları aktarmak istiyorum seyircilerimize. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de artık bir sinema sektörü, dizi sektörü inanılmaz gelişti. Evet. Bir çığ gibi büyüdü. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde Türkiye'yi tanımazken şu an diziler aracılığıyla tanınıyor bu konuda. Yani önemli bence Türkiye'ye yarın öbür gün buradan çok yetenekli gençlerimiz var. Bir şekilde başvurup Türkiye'de onların şanslarının artması önemli diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten bir Avrupa ayağı olması gerekiyordu zaten öbür türlü. Sizin gibi, bizim gibi yani insanların hani aracı olması da gerektiğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çünkü Almanya'nın güzel bir yerinde yaşıyorsunuz siz de. Stuttgart bölgesinde. Orası da çok zengin. Bizim insanımızın olduğu yer sonuçta. Buralarda zaten Erer ve denilince çok aktif yer. O açıdan iki koldan gençlerimize böyle el açarsak, şey olarak kapı açarsak daha doğrusu tabii çok güzel bir şey olur. Diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Avrupa'da da ben hani şuradan biliyorum birçok hani bunu isim olarak vermemizde bir mahsur yok. Meryem Uzaylı'sı veya buna benzer birçok oyuncular Avrupa'dan artık Türkiye'ye gidip başarılı oluyorlar. Neden? Avrupa'daki insanlar istikrarlı, disiplinli çalıştıkları için herhalde. Yani. Zaten doğuştan bu aşılanıyor artık küçüklükten. Evet. Nine denildi mi? Evet. Hayır. Evet, hayır olayı var. Evet. Tabii güzel bir şey bu. Disiplin başta insana zor geliyor. Hani öbür türlü mesela Türkiye insanına çok zor geliyor. Evet. Yani bizde biraz bu gevşeklik var millet evet. olarak zaten evet. ama disiplin güzel bir şey. Evet. Bu disiplinle büyümek güzel bir şey. Ben kendim mesela Almanya doğumlu olmama rağmen çok mutluyum. Bu disipline yetiştirme. Kararlı oluyorsunuz, yolunuzu biliyorsunuz, sabırlı oluyorsunuz. Evet, örnek mesela Mesut Özil'in evet. çok başarılı olması. Yani bir Türkiye'de neden onlarca, yüzlerce Mesut Özil çıkmasın? Değil mi? Yani tabii ki, tabii ki. Her yönden. Olur. Avrupalı evet. gençlerimizde gerçekten bu şey var çoğunda, sabır var, bu disiplin evet. var. Bu ısrarlılıkla tabii ki başarılı oluyorlar. Gülnaz Hanım, bu arada nasıl başvurabilecekler? Yani Türkiye'de şanslarını bir şekilde o kendi kariyerlerini yapmak için Gülnaz Ajans'a mı başvurmaları? Tabii ki www.gulnazajans.com adresi altından, çatısı altından. Aynı zamanda tabii ki sizlerden de. Evet, sizler de artık izle. Bizim çatımızın altına yani öyle olacak artık evet. zaten. Çünkü evet. Avrupa'yı kapsayacağız böyle el birliğiyle. Evet, inşallah. Avrupa'nın her yerinden gençlerimize bu kapıyı açıyoruz el birliğiyle. Evet. Sizin aracılığınızla aynı zamanda tabii ki. Evet. Bu şekilde başvuru yapabilirler. Tamam. Teşekkür ederim. Bu arada son olarak Avrupa'daki yaşayan insanlara, bizden bize izleyenlerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Oyunculuk adına, diğer anlamında şarkıcılık olabilir. Önemli olan hani hep şunu söylüyorum, bir şey yapacaklarsa arkalarında durup onun devamını getirsinler. Hayallerine ulaşmak için çalışmak gerekiyor herhalde. Kesinlikle hiçbir şey emeksiz hiç elde edilmez. Emek evet. gerekiyor. Bugünden yarına bekleyen gençlerimiz de var. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Ben her zaman şu diyorum, yani emek, hak, eşittir hak yani. Hak etmen gerekiyor. Disiplinli bir şekilde arkasına durup eğitim alman gerekiyor.
istekli ve kararlı olman gerekiyor. Ne istiyorsun? Başta, en başta ne istiyor? Kendisi, kişi bunu bilmesi lazım. Kişilik oturması gerekiyor. O açıdan işte ben ağırlıklı Gülnaz Ajans Akademi dediğim için işte mesela nedir? Ayırmayı bile düşünmüştüm bir aralar. Hayır dedim, bu birleşecek. Bu işin temelinde çünkü eğitim gerçekten şart. O açıdan el birliğiyle bu eğitimleri de yayacağız. Sizin aracılığınızla yine. Sizlere de çok, yani sizlerin de desteğini tabii ki her zaman aldık zaten. Bunu hiçbir zaman unutmam. Bir insan nankör olmamalı. Her zaman yetişmiştir gerçekten. Geçmişte de sağ olsun. Ve kendisinin aracılığıyla yine bugün güzel bir teklif yaptım. Evet. Sağ olsun, destek de olacak. Kesinlikle. Bir arada güzel bir birlikten, güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Bu. Evet. Birlikten kuvvet doğar derler. Paylaşmayı yüzden, seviyoruz evet, biz. Ne olursa olsun bir pasta varsa evet, paylaşmayı da bilmek evet, lazım. Önemli olan bence o gençlere, yetenekli insanlara da bir yol vermek de önemli diye düşünüyorum. Aynen. Yani şöyle söylüyorum. Yapanlar oluyor yani etrafta. Gerçekten dikkatli de olsunlar. Bu sefer ne oluyor? İstekleri kırılıyor gençlerimizin. Temele baksınlar. Yani ciddi bir şekilde insanları araştırsınlar. Mesela sizi, sizin bir kökünüz var, yıllarınız var burada. Evet. Bir 25 yılınız evet, var. Benim de aynı bir şekilde. Evet. Bir geçmişimiz var, bir temel var burada. Yani evet. O yüzden doğru insanlarla evet, çalışmaları önemli. Bu herhalde çok önemli. Evet. Ben de o yüzden Türkiye'de işte çalışmalarımı gerçekten doğru insanlarla yapıyorum. Hatta bizlerden daha fazla 40 yılını vermiş bir üstadla çalışmalarımı yapıyorum. Tabii ki yok, kesinlikle Atilla Bey, Atilla Kalpakaslan. Gerçekten kendisi çok değerli bir büyüğümüz, bir üstad yani. Geçmişte yani dediğim gibi kapımı o açtı, öyle söyleyeyim. Yani bana bu ajans vurgusunu, bu şeyi o vermiş oldu, yol açmış oldu. Sağ olsun kendisine, çok teşekkür ediyorum buradan ayrıca. Oldum. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Tebrikler. Sağ olun.